Nur Yüzlü amcalarımla birlikteyiz. Neden mi buradayız? Bildiğiniz gibi takip ediyorsanız önceki programlarımızdan, her programımızda tabiat eczanesinden birbirinden faydalı bitkilerimizi size anlatıyoruz. Efendim bugün ilk olarak size göğüs ve gırtlak kanserinde adeta tedavi edici özelliği olan bir bitkiyi tanıtacağız. Nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağız. Bir de bütün deri hastalıklarına iyi gelen bir merhem yapacağız hep birlikte. Yani reçinelerden yapacağız bunu da gördüğüm kadarıyla. Ama ondan önce Lütfü amcama dönmek istiyorum. Lütfü amca, otun kendi var ama adını bilmiyoruz değil mi? Evet. Yani bunu bir bilen varsa Allah rızası için bizimle paylaşsın bu otun adını. Çünkü bu ot çok önemli. Bu ot henüz çiçek açmamışken Manisa dağlarında, yani Akhisar'ın dağlarında, tepelerinde yetişiyor. Henüz çiçek açmadan, yani bu şekilde çiçek açmadan toplanıyor. Yani bu haliyle, öyle değil mi lütfen? Evet, evet. Bu haliyle toplanıyor ve kurutuluyor. Öncelikle ne yapıyoruz ve nelere şifadır bu otumuz, bunu bitkimiz? Bunu dağdan tazeyken topluyoruz. Topluyoruz ve eve götürüp böyle kapalı şeye, gölge yerde kurutuyoruz. Güneşte kurutmuyoruz. Güneşte değil, gölge yerde, evde, odada kurutuyoruz bunu. Ve güzelce kuruduktan sonra poşetliyoruz böyle, ufak ufak yapıyoruz, poşetlere dolduruyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz bunu. Doldurduktan sonra da biz bunu gelen kardeşlerimize böyle poşetle veriyoruz. Poşetle veriyoruz. Bunu çay gibi kaynatıp böyle içmesi. Şekersiz de içiliyor. Kaç gün içmesi gerekiyor? Bunda 21 gün içtikten sonra, 21 günde bu zaten bütün hastalığı yok. 3 haftada, kurutuyor. 3 haftada tedavi ediyor. Tedavi yani ediyor. Gırtlak kanseri, göğüs evet. kanseri, birçok hastalığı. Bu ikisini, evet. Özellikle bu ikisini. Bu ikisi bir izniyle kurutuyor yani. Peki yani şimdi biz merak ediyoruz. Siz bunu ne zaman ve ne şekilde öğrendiniz? Bizim Süleymanlı kasabasında bir kadın göğüs kanseri oluyor. Ankara'ya göğüslerini aldırıyor. Aldırdıktan sonra da her ay tedaviye gidiyor. Gene köyüne geliyor. Köyüne geldikten sonra bir gün geç vakit kalkıyor, tarlaya giderken yolun kenarında böyle bitkin vaziyette oturuyor. Oturduktan sonra da yaşlı, beyaz sakallı bir dedenin biri çıkıyor, köy tarafından geliyor. Buna diyor ki, kızım ne oturuyorsun diyor. Amca işte yeni geldim tedaviden, elim ayağım tutmuyor diyor. Bu da bak kızım diyor, bu otta onun önünde varmış. Tam önünde. Bu otta tam onun da varmış. Bak kızım, görüyorsun ya şu otu demiş. Al topla şu otu, kaynat kaynat, kaynat kaynat iç diyor. Kaynat kaynat iç diyor, biz ne şifa bulursun diyor ve Şamlı'ya doğru kaybolup gidiyor dedi. O da bunu Allah topluyor, Allah. Eve dönüyor, kaynatıyor ve termosa dolduruyor, şişeye dolduruyor, içmeye başlıyor. Fakat bir ay sonra tekrar Ankara'ya tedaviye, Cerente gittikten sonra doktor buna ne yaptın demiş. Ben de bir otu kaynattım, suyunu içtim. Elhamdülillah demiş, o kurutmuş onu. Kadıncağız hala sağ. Ve ondan sonra biz bunu devam edip topluyoruz böyle. İsteyenlere dağıtıyoruz. Peki kaç veriyoruz. Dakika kaynatacaklar bu otu? Ya bunu bayağı kaynatacak. Çok mu kaynaması gerekiyor? 15 dakika, 20 dakika böyle kaynatacak. Bu otu bulamayanlar yani size ulaşabilirler mi burada? Tabii bize ulaşırlar. Akhisar'da Seyit Ahmet Türbesi efendim değil mi? Burada tabii, size bulabiliyorlar. Tabii. Hem Hasan amcamı hem Lütfü amcam burada. Bu işi Allah rızası için yapıyorlar. Sebebi bunun maddi olarak kullanılmasını istemiyoruz. Yani hayır için, hayır duası için ve Allah rızası için yapılmasını istiyoruz deyip ilk kez ekranlarınızın başında bu bitkiyi ve bu yapacaklarımızı ilk kez izliyorsunuz. Sakın bir yere ayrılmayın çünkü çok önemli. Bu bitkinde hiçbir yan etkisi yok, içebilirsiniz. Bir de bunu deneyin ve Hasan amcama dönüyoruz şimdi. Hasan amca, doğa harikası bir merhem yapacağız. Bu merhem neye iyi geliyor? Bütün deri hastalıklarına, yani kesik, yaralanma, açık yara, apse, yanık. Değil mi? Yanık, yanık tedavisinde bilhassa, kullanılıyor Hasan amca. Bilhassa çay dökülür, su dökülür. Üzerimize neresinde olursa olsun bu eğer kullanılırsa hiç iz bırakmıyor. Böyle oluyor. Kısa zamanda tedavi ediyor. Aynı dümdüz yapıyor. Bugüne kadar da ücretsiz 50 senedir ben bunu etrafımdakilerine yapıyor. Yani ama, izleyicilerimiz de öğrenen de böyle yapsın böyle, diyorsunuz. Yani ben arzu ediyorum ki herkes bunu bilsin, yapılsın ve madem böyle bir şey var istifade edilsin. Bakın malzemelerimizi basit bir şey. Anlatalım. Bakın Hasan şurada günlük dediğimiz bir şey var. Her yerde satılan, baharatçılarda satılan günlük. Bir şey. Günlük. Bu da çam sakızı, dağ çam sakızı
Dağ mı olması gerekiyor yani? Yani dağdaki dağ, çamlardan mı çamlardan olması gerekiyor? Çamlardan olması gerekiyor. Dağ çamsı. Zaten her derde cevabı. Bu da bal mumu. Bal mumu. Bu da zeytinyağı. Saf zeytinyağı. Şu dört maddeden ibaret bir şey bu. Bunların ölçüsü çok önemli değil mi Hasan evet, amca? Evet. Ölçüsü. Ölçü çok önemli. Bir kilo zeytinyağını tencerenize boşaltıyorsunuz. Bir kilo zeytinyağı. 100 gram günlük içine hemen boşaltıyorsunuz. 100 gram bal mumu boşaltıyorsunuz. 200 gram dağ çam sakızı boşaltıyorsunuz. Sadece dağ çam sakızı fazla. 200 gram o. 200 gram oldu. Bunları tüpün üzerine koyuyorsunuz. Üzerinize bir çamak alıyorsunuz. Karıştırmaya başlıyorsunuz. Tahta mı olması gerekiyor Hasan amca? Demirle karıştırmıyorlar. Karıştırmayın. Çamakla karıştırın böyle. Bunu en az yarım saat böyle yavaş yavaş köpürür, taşabilir. Dikkatli olun, ayrılmayın. Yanından ayrılmayın. Yarım saat sonra bu rengi değişecektir. Evvela beyaz, sarı bir renktir. Ama zamanla biraz kahverengi olacak. Kahverengi olduktan sonra söndüreceksiniz. Sakın ayrılmayın. Başlıyoruz değil mi Hasan amca? Nasıl evet. Yapacağınızı şimdi efendim not alın. Mesela bakın, şurada size göstereyim. Bu mu olacak bizim? Evet, bu rengi. Meremiz. Bu rengi almamız gerekiyor. Tabii ki öncelikle doktorunuzun tavsiyesine ve ilaç tedavinize devam edin. Sakın etmemezlik yapmayın. Bunlar alternatif çözümler. Hasan amca, bu bayağı kaynadı. Biraz daha, bak renk değişmeye başladı. Evet, kahverengiye görün, doğru değil döndü mi? Renk. Ha, buraya damlatır mısın? Orada ne yapacağız? Çok güzel, az. Tamam. Ayrı. Biraz daha koyulaştıktan sonra söndüreceğiz ve yere indireceğiz. Demir süt süzgüsünden süzeceğiz bir kabın içerisine. Çelik kazan yani tortu, o demir süzgeçten bunu geçireceğiz. Ondan sonra o tortularını atacağız. Bize hakiki melem yani kalan özünü. Kremi öz olarak kalmış olacak. Ondan sonra kullanacağız bunu. Efendim evlerinizde bir şekilde bu kremi yapamıyorsanız yani bu malzemeleri tedarik edemiyorsanız yaralanmalarda, yanıklarda ve kesiklerde kullanacağınız bu kremi yapamıyorsanız veya göğüs kanserine ve gırtlak kanserine iyi gelen bu bitkiyi tedarik edemiyorsanız, bulamıyorsanız bir şekilde Lütfü amcama ve Hasan amcama, bu nur yüzlü amcalarıma ulaşmanız yeterli. Sadece kargo masrafını karşılayarak bunları elde edebiliyorsunuz. Biz kremimizi kaynatmaya devam ediyoruz. Şifa Allah'tan. Tedavilerin yanında size destek olacak bu yöntemleri evlerinize de getirmekse bizden. Deneyip faydasını görmekse sizden.